Hep dua ederdim Divriye beyin göç olsun diye. Göç oldu. Çok şükür de beyin göç olmadı. Ne kadar gerizekalı varsa doldu. Öyle öyle. Öyle, öyle. Ağzına bal dam ya. Çok doğruları konuşuyorsun sen. 6 aydır Divriye'de yaşıyorlar. Gördüğünüz gibi yöre halkı bizimkilerin ne mal olduğunu hemencecik çözdü. Divriye'ye ilk waffle'cıyı açtığımda benimle alay ettin. Divriye'de balın, kaymağın, hatı var. Waffle'ı kimle etsin dediniz. Demediniz mi? Evet. Yeniliklere kapalıydınız, karşıydınız. Tıpkı zamanında matbaaya karşı olduğunuz gibi. Adam waffle'la matbaayı aynı kefeye koyuyor ya. Hadi onu geçtim, kendini İbrahim Müteferrika'yla bir tutuyor. Şş, sesini çıkarma oğlum. Ekmek paramızı kazanıyoruz şurada ya. İşte sen de biliyorsun bu girişimciler biraz çılgın oluyor. Gerçi bu kafayı yemiş. Bildiğin deli lan bu. Delirtti ya. Delirtti. Waffle şeytan icadı dediniz. Zinhar istemezlik diye tutturdunuz. Beni Batı'nın piyonu olmakla suçladınız. Devrimiz felakete sürükleniyor diye veryansın ettiniz. Yetmedi. Waffle yiyen erkekler kadınsılaşıyor yalanını ortaya attınız. Hepinizden tiksinti geldi bana. Şimdi Divriye'nin en sevilen insanı Büyük Hilmi'den özür diliyor musunuz? Diliyorum. Ben sizden dilemiyorum ama. Ben size hizmet etmeye devam edeceğim çünkü. Ben özrümü bu şekilde dilerim. Hadi bakalım. Yeni waffle'cımızın açılışı bütün Divriye'ye hayırlı uğurlu olsun. İlk dükkanın açılışında waffle bedava diye istenmeyen görüntüler ortaya çıktı. Düşündük ki hala midem bulanıyor. Herkes birbirinin üstüne çullandığı için o açılışta tam 6 tane gayrimeşru çocuk dünyaya geldi. Ve onların bakımını da bana kilitlediniz. Yine aynı görüntüler oluşmasın diye ilk gün waffle daha pahalı olacak. Hadi herkes evlene. Hadi dağılın. Dağılsın abi. La 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 la. Abi ortalık börek çörek kaynıyor, sana da git. Yuh! Nimet'i tuvalete düşürüyor olan. Görmeden basacağım, beni de günah sokacaksın. Gir lan içeri, kapıyı kapat. Geç öyle, geç. Kapatma. Geç ulan. Geç. Kal ulan öyle. Don. Don, 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 don. Metin Özdemir. Değilsin değil mi? Aha patron cevap yazmış. Şerefsize bak ya. Bir dahaki sefere de karavana çıkarsa ve bana kible biten mesaj çekersen senden geriye kalsiyum tabakası bile kalmayacak. Arada bir de laf sokarak tehdit ediyor. Hani ben şimdi sizin cesetlerinizi hidroklorik aside yatıracağım da sizden geriye böyle ince bir kalsiyum tabakası kalacak ya. Benden o bile kalmayacakmış. Abi şimdi patron adam ne anlar çalışanın halinden? Ensar! Bu asit bidonlarını siz mi koydunuz holün ortasına? Dökülmüş parkeleri eritmiş hep ama yapmayın böyle. Aa! Börek mi bu? Yani aşk olsun Ensar, günah. Ben gideyim dışarıdan temizleyecek bir şeyler getireyim. Şşş! Kal ulan yerinde, uyanık. Gir içeri. Kapat kapıyı. Yavaş kapatsana şu kapıyı ya. Ödüm patladı. Elim tetikteydi, tavana sıktım 2 tane. Yapma, zannediniz iyiydi onu. Ağır ağır kapat. Ağır ağır. Ağır ağır. Allah'ım ya Rabbim, ne kadar mesut ve bahtiyarım ya. Şu halime bakın. Mutlu yıllar sana. Mutlu yıllar sana. Mutlu yıllar, mutlu yıllar. Mutlu yıllar. Mutlu yıllar.
Benim, benim. Ama siz yiyin genç aşıklar. Helal olsun. Ne kadar da birbirlerine yakışıyorlar. Allah nazarlardan saklasın. Nazarı delip bıçaklarım. Kardeş buyur ikramımız. Git başka yerde yalan müşteriler rahatsız olayım. Aman Allah'ım git başka yerde demedim mi lan sana? Amca içine bir şey koyardınız bari. Boş ekmek verir mi lan? Git lan, lan, lan. Feyza değil miydi o? Bilmem. Benim gözüm senden başkasını görmüyor ki Eda. Minibüs mü geliyor? Bilmem. Benim gözüm senden başka minibüs görmüyor ki Eda. Metin, sapıttın yine. Dur, dur şu minibüsü. Emre, dur lan. Buyurun geçin çocuğum, oturun siz. Yok teyzeciğim, biz ayakta da gideriz ya. Zaten ayakları havada yere basmıyoruz ki. Yok yok, geçin. Siz de geçtiğimizi görüyorum. Lütfen bizi kırmayın. E hadi kırmayalım bari. Allah! Abi vitesi ben değiştirebilir miyim ya? Sen çok or kullanıyorsun. Kalk şuradan. Abi bak ben çok üzüldüm. Biraz gerildim de zaten. Bunlardan kaçmak için memleketime geldim. Buraya kadar geldiler, beni buldular ya. Lütfen rica ediyorum abicim. Kalk da yaşlılara yer ver. Tamam ya, yaşlılar kucağıma otursun. Gel dayı. Gel bak buraya otur. La kardeş kalksana. Hilmi Bey, beni emretmişsiniz. Evet Feyza, emrettim. O kırmızı et düşkünü ayağıma gelsin dedim. Bakayım, gelmişsin. Nasıl da biliyorsun kendini? Hilmi Bey, siz ne yapıyorsunuz orada? Böyle maya çalıyorum Feyza. Hadi söyle, söyle. Söyle ya, söyle. O gel değil ki la, akarsın. Onu değil, dişi köpek. Gol maya tutar mı de bana. Gol maya tutar mı? Büyük Hilmi de durur mu? Yapıştırmış mayayı. Ya tutarsa? Ahmet. Tuttu işte. Neyse neyse, asıl konumuza girelim. Feyza, ben sana bir koyun sürüsü emanet ettim. Ama meğerse kurda kuzu emanet etmiş. Kızım, sen hasta mısın? Hı? Anan hiç mi emzirmedi seni? Çay mı damlattı senin ağzına? Hilmi Bey, Hilmi Bey. Egonuz tahmin edilmez boyutlara ulaşmış. Kendinizi Nasrettin Hoca zannediyorsunuz. Ben bir kültürü canlandırmakla kalmıyorum. Onu adeta yeniden yorumluyorum. Bir de böyle düşün. Tamam tamam. Şimdi ben ve egom çok merak ediyor. İşi sadece otlamak ve meylemek olan sıradan bir koyun kendini nasıl asabilir? İple asıyorlar Hilmi Hoca. Yağcılık yapma bana. Hoca diye bir de ya. Aslında hoşuma gidiyor ama. Neyse neyse. Kızım bir tane iki tane koyun olsa senin o şapşal suratını görmemek için çağırmazdım. Ama tam 30 tane koyun kendini asmış son 6 ayda. Bir İç Anadolu ininde yaşıyoruz. Depresyona mı giriyor lan bu koyunlar? Kuzey Avrupa ülkesi mi lan burası? Olmuş da ölmüşe çare var mı Hilmi Hoca? Hala hoca deyip egomu şişiriyor ya. Kızım karaciğerin yağlandı. Kolesterolün yükseldi. Kilo aldın. Yanakların pembe pembe oldu. Aha bak buna benzedin buna. Ya bu hastası olacaksın Divriği'de. Bu kadar et yenir mi? Ben bir şey yapmıyorum ki. Hep mındar olmasınlar diye. Yalan söyleme köpek. Bu bir tuzağı gibi tuzaklar kurmuşsun hayvanlara. İpi ilmik yapıp kazdığın çukurun etrafına sermişsin. Çukurun içini de samanla doldurmuşsun. Hayvan otlaya otlaya gelip kafasını çukura soktuğunda çekmiş tripi. Ne? Bu nasıl bir şeytani zeka lan? Oğlum! Büyük Hilmi'nin bile nutku tutuldu. Ama çok güzeller Hilmi Bey. Böyle etli butlu, kendimi hamburgercide çalışan ilkokul öğrencisi gibi hissediyorum. Tutamıyorum. Tutacaksın. Besicisin sen. Dişi çobansın. İç Anadolu'nun et tüketimini arttırdın. Senin yüzünden çevre illerden hayvan satın alan olduk. Hayvan. Sivas'ın başlıca geçim kaynağı hayvancılıktı. Milli eğitim senin yüzünden müfredatı yenileyecek. Lan 4. Murat'tan hatta Koca Yusuf'tan bile daha çok et tüketmişsin. Beni bile tükettin. Köpek. Hilmi Bey, ne yapıyorsunuz o ağacın tepesinde? Bindiğiniz dalı kesiyorsunuz. Garibine gitti değil mi? 6 aydır bindiğim dalı sen kesiyordun. Ama ben yapınca garibine gitti. Bunu da yazın. Yeni bir bakış açısı getirdim Nasrettin Hoca'ya. Eğer bir koyun daha kesersen kovarım seni. O abilerin var ya, Yecüc ile Mecüc. Onların yanına gidip hamamda tellaklık yaparsın. Defol git, defol. Ben de eve gideyim. Kedi mi dar, kıyma mı dar, onu tartayım. Yapacak çok işim var. Çok.
çok para kazanmam lazım. Anadolu Kangalı olacağım. Bir sabah bir kalktık ki Sezai yok. Bir tek onun canını aldılar. Çok iyi adamdı ya. Yazık oldu. Yani tamam, namaz kılmazdı, oruç tutmazdı ama altın gibi bir kalbi vardı. Zaten o dürüstlüğüyle, iyi niyetliyle cennet hak etmiştir. Değil mi hocam? Zor. Namaz önemli. Yardımseverdi ya. Gariban dostuydu. Dürüsttü, dürüst. Sözlünün eriydi, cesurdu, mertti, kültürlüydü, zekiydi. Eminim şu anda yukarıdan bir yerden bizi seyredip gülümsüyor. Gülümsüyordur. Susayım, susayım dedim de yeter be. Yok şöyle iyiydi de, yok böyle cömertti de. Sezai lan bu Sezai. Duyan da Kanlıca'nın Sezai'si değil de koleranın Arap Sadosu öldü sanır. Gariban dostuymuş. İhtiyar aklı tarıkat. Ya ben onu bir kere dilenciye para verirken gördüm. Yalnız hocam bu pide benim. Dilenciye parayı verdi. Şunu iki onluk ipi ver de akbilimi doldurayım dedi. Ya adam da hiç garipsemeden parayı bozdu biliyor musun? Artık nasıl bir gariban dostuysa sen düşün. Bir iki tane fukara bacımızda da dost hayatı yaşıyordu. Fukara dostunu çok yanlış anlamıştı rahmetli. Ben üzüldüm vallahi ne yalan söyleyeyim. Ne? İşte bu ya. Tek tesellim de o benim. Bakıp bakıp oğlum Kartal analar neler doğuruyor sen haline şükret derdim. Demek üzüldün ha. Kartal hatırlıyor musun abi sen Hilmi'nin düğününde sabaha kadar sarhoş olup sızdıydın. He. İşte o gece biz senin neticene yumurta kaçırecektik. Sabah uyandığında da seni gondiklediler diye şaka yapacaktık. Sezai ne dedi biliyor musun? Ne dedi? Biz bunu esraktan gondikleyelim. Sabah uyandığında da neticesini yumurtaya sürdük deriz dedi. Yani Sezai bildiğin Kartal'a binmek istedi ya. Estağfurullah. Ya rahmetli bir gün hiç unutmam. Dükkanın önünde şaka yollu mabadım elledi. Kırıverdim elini. Sapıktı. İğrençti. Haindi. Aynen. Ya Targıt. Şimdi de ayranımı alıyorsun ama haram ederim bak. Öyle yeni Facebook hesabı açmış emekli memurun bilgisayar ekranına baktığı gibi kalırsın. Allah herkes duasını dinledi. Pidesini yiyip usul usul kaçacaktı. Sen kaşındın abi. Ya neyse ne işte arkadaşlar yani. Eminim şu an Sezai Usta bulunduğu yerden bize bakıp gülümseyip cin nah diyordur. Değil mi? Ulan ne güzel kaçtım oradan ya. Ne yapıyordur acaba kerizler? Anlat sen anlat. Efendim bu televizyonu yapan marka ben daha iyisini yapamam dedi ve piyasadan çekildi. Allah Allah. Üç boyutlular eskidi ya. Dört boyutlusu varmış bunların. Kadın televizyonun içinden çıkıp salona giriyormuş. Ben de gittim o masa salonuna. Televizyon dekoru vardı. Kadın içinden bir çıktı geldi aklımı aldı vallahi. Allah televizyon dediğin böyle olur işte. Çak. Televizyonla alakası yok. Özelimi paylaştım. Bak hele. Peki bu niye bu kadar ucuz? Zaten sıradan insanlarla aynı şeyleri izliyoruz. Bari aynı televizyondan izlemeyek ya. Geçen gün gittim Acun'la konuştum. Acuncuğum dedim sadece benim izleyeceğim bir program yap dedim. Yaparım abi tamam yaparım da zamana ihtiyacım var dedi. Çalışıyor çocuk ne yapsın? Çok çalışıyor yoğun. Yavrum ölçtüm biçtim en büyüğü bu. En pahalısı da bu alabiliriz. Hiç işime sinmiyor ama neyse. Sar oradan bize iki tane. Birini de senin odaya boyarız. Üç tane mi alsa? Mutfağa koyarak birini yemek yerken seyrederek. Ya sen nasıl bir adamsın ya? Ev bu ev. İçinde yemek yiyesin diye yapılmadı kardeşim. Restoran diye bir şey duydun mu? Gider restoranda yeriz yemeğimizi. Ya zengince düşünüp fakirce konuşuyorsun Sezai. Doğru söylüyorsun öğreneceği işte. Büyük poşet var mı bunun içinde sıraca? Siyah poşet olsun ha öyle kuru yemiş poşetleri gibi içi görünmesin. Alanı var alamayanı var. Asla alamayacak olanı var. Efendim siz adresi verin biz eve teslim ederiz. Ya var ya sen beni çıldırtırsın ya. Ya o yumurtaya en fakir sperm olarak girmişsin. 6 aylıkken de çıkıp tamam tamam kapatın. Fazla yatmasın demişsin sen ya. Ya tamam daha fazla şey yapma. Tamam yaz. Sezai Usta Kanlıca. Kafi. Barış Manço Moda der gibi. Kime sorsan gösterir. Hamiyet. Bak bak bu benim kaynının abisiyle kaçıp sonra da kötü yola düşen Eltim'in ikinci evliliğinden olan kızının fotoğrafı. Ay ne çirkin pek çirkin be. Oo, bunu ne doktorlar ne mühendisler istedi. Kaldı başımıza. Hani diyorum ki senin Ali hazır dul kalmışken. Salak salak konuşma sen. Al olur mu hiç? Hani çirkin mirkin ama şimdi biz bu kızın başını mı yakacağız? Yani Ali'yi biliyorsun işte. Düğünün sonundaki 10. yıl maaşını dinlemeden aldatır bunu. Benimki de böyle işte. Bekarken teknik eğitim fakülteli.
evliyken Erasmus öğrencisi. Metin de olur. O da olmaz. Metin için bu Roberto Carlos'un Sivas'ta oynaması gibi bir şey olur. Oynaması diyorum. Dikkat et. Ha, yıllar geçer, jübilesini yapar. Aklından geçenleri yapmasına fiziği müsaade etmez. Anca o zaman. Hamit Altın Topu Real Madrid'de ben aldırdım. Tabii alıp bir dedikoduma bakar. Sonuçta büyük takım. İsmi anıldı mı almak zorunda. Dur dur. Ben içerideki bekar oğlanlara bunu bir göstereyim. Belki bir taleplisi çıkar. Hadi. Lady! Gentlemen, Sezai'nin adını sonsuza kadar yaşatmak için, onu ölümsüzleştirmek için hiçbir masraftan kaçmayan büyük ilmi Sezai'nin anısına küçük bir jest yapacak. Şimdi hepinizi devri meydana davet ediyorum. Lütfen. Katılım ücretsizdir. Hatta Hilmi'nin bu davetine katılmayanlar 10 lira ücret verecekler. Ne yapayım? Ana bu ne lan? Fırsat gördüm mü dayanamıyorum. Bindi böyleyim. Hadi hadi hadi. Hadi kalkın. I have a dream. Bir hayalim var. İnşallah Sezai'nin anısına yaptırdığım bu heykel tutar da küçük biblolar üretip milyonlar kazanırım. Kardeş, al bakalım senin emanetleri getirdik. Metin abi, sen de adamcağıza bir şeyler söylesene, ayıp. Ne diyeyim lan? Kompliman, kompliman. Ya banyo yapınca saçların ne güzel olmuş. Hep böyle yap ha. Al bu da telefonun. %100 şarjlı. Eyvallah. Vallahi ne yalan söyleyeyim. Bunları almak bizim için hiç kolay olmadı. Kardeşimle beraber Şerif abiden bunları alabilmek için kendisinin hamamla bir hafta boyunca anadan İlyan gezmesine izin verdik. Bundan büyük bir fedakarlık da olamaz zaten. Kardeş al, yoldan geldin. Açsındır. Waffle ye. Hilmi zorla aldırttı. Lan ölmeden önce son bir dileğiniz olsaydı ne dilerdiniz? Allah Allah. Nereden çıktı şimdi bu ya? Madem sordun söyleyeyim. Kate Upton'la uzayda yer çekimi olmayan bir uyduda dünyayı karşıma alıp böyle hüplete hüplete bir çay içmek isterdim açıkçası. As. Ya öyle değil. Adam akıllı, makul bir dileğiniz olsaydı ne dilerdiniz? İşte hüplete hüplete. Abisi. Sen şimdi böyle pat diye sorunca tabii şey yaptık, biz de bir yapıştık kaldık. Vallahi bir eksimiz yok aslında yani. Bizim sevdiğimiz kadınlar var. Bizi seven kadınlar var. İnanabiliyor musun? Ben inanamıyorum hala yani. İşte bir de anacığızım sağlıklı bir şekilde hayırlısıyla kardeşimizi doğursun. Başka ne isteyeyim Allah'tan ben ya? Madem bir mucize olmuş, ananız bu yaşta hamile kalmış. Varsın bir mucize daha olsun. Kardeşiniz doğana kadar gidin gününüzü gün edin. Vallahi dediğinden hiçbir şey anlamadım ama Allah razı olsun. Sen de gününü gün et. Bu heykeli yaparken nelere dikkat ettin? Güzel sor. Öncelikle ucuza gelsin diye malzemeden çaldım. Sonrasında da Sezai'nin hayallerini çaldım. Sezai hep dişlerini yaptırmak ister. Kişisel sohbetlerimizde saç ektirmek istediğinden ve o saçlarını uzatıp rasta yaptırma arzusundan bahsetmişti bana. Hatta bir gün yakışacağını bilsem, ki biliyorum, gözlere mavi lens taktırmak istiyorum abi demişti bana. Rahmetli bana abi diyordu. Neyse, neyse, neyse. Bu eserimde size gerçek Sezai değil, hayalindeki Sezai'yi gözler önüne sereceğim. İşte hayalindeki Sezai. Muchas gracias. Ay, ay bu ne? Ay Ahmet Kural yapacağım diye yola çıkmış, Mumcu Onur yapmış. Ay korktum vallahi. Ay altıma işedim korkudan. Ay. Anne, ya sen gerçekten altına işemişsin. Suyum geldi. Ben doğuruyorum galiba. Dostlar, ay, yetişin. Ay, yetişin, anam doğuruyor. Hey, doğuruyor mu? Allah'tan başka bir şey dilemedim ya lan. Yetişin, açılın şöyle, açılın. Gelin. Ah. 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 Ağzı anne, ağzı anne. Burnun anne. Şaşırtmışıydın, şaşırtmışıydın. Keşke dileseydin. Yakala. Lan götürmeyecek misiniz onu? Aceleniz var, ulaşamayın aranızda. Allah Allah, Hadi hadi. Hadi hadi. Ver. Gel. Arkadaşım, hekim bey nerede? Anamız doğuracak, çok acil. Vallahi hastanede bir tane doktor var. O da ben işe girdim gireli buradan hiç geçmedi. Halle kuyruklu yıldızı gibi 75-76 yılda bir geçiyormuş. Ulan bana ne nereden ne zaman geçtiğinden, nerede bulabiliriz bari onu söyle. Arkadaşım bahane artistik yapıyorum. 9 aydır hamile olan kadını son dakika yumurta ağzına gelince getiriyorum. Yumurta ağzına gelince benzetmesi de birebir oturdu ha. Ulan inşallah Dibri de senden bir tane vardır ha. Abi yürü bulalım şu doktoru. Ana hekim bakmaya gidiyoruz. Doğurmayacağım lan ben. İyiyim ben, istemiyorum. Ben bunları hamileyken iki kere taş düşürdüm.
Bu belki bir işaretti ama ben mesajı alamadım. Bunları doğurdum, taşı düşürdüm. Keşke bunları düşürüp taşı doğursaydım. Keşke ya. Bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bunlar var ya, doğacak Sabine'nin rızkına da göz dikerler. Gel biz seninle bir sponsorluk anlaşması yapalım. Doğacak çocuğun adının önüne 5 yıllığına büyük Hilmi getirelim. Hem çocuğun masraflarını karşılar, sevap alırım. Hem reklamım olur, hem de yardımım altında ezilmemiş olursunuz. Böylece herkes kazanmış olur. Yalnız sözleşmeye opsiyon koyarım. Çocuk bunlar gibi salak olmazsa uzatırım sözleşmeyi. Teklifimi iyice değerlendir, acele etme. Bir de böyle düşün. Ya sen ne bekliyorsun hala? Hadi hadi çabuk. Çabuk. Doğumhane nerede? Burada. Onu da mı ben öğreteyim sana? O ne lan doktor? Doğuma bununla mı gireceksin? Sezaryenle normal doğuma ne oldu oğlum? Tek çare bu mu? Anamız yaşlı diye mi böyle yapacaksın? Bu şekilde doğuma kesinlikle izin vermiyoruz. Hilmi bunu ilkel buldu. No, no! Vallahi kardeşim doğru söylüyor. Hekim bey, ben açık açık konuşarak eğer doğumu bununla yapacaksanız biz yani yerel halktan bir ebe bulalım, ona yaptıralım doğumu. Bu ne lan? Abi ne doktorun ebesi? Ben karşıda fırın işletiyorum. Telefon geldi, dediler karın doğum yapıyor. Aceleden kürekle geldim. Ne ananızla ne de tıpla alakam yok. Kardeş kusura bakma ya. Vallahi biz biraz heyecanlı olduğumuz için o yüzden tepki gösterdik yani. Şimdi tıp hızlı ilerliyor biliyorsun. Teknolojinin hızına yetişmek namümkün. Biz yani duymadığımız bir alet falan çıkmıştır. O yüzden yani şey yaptık, celallendik. Özür dileriz. Trip mi attılar şimdi bu bize? Allah Allah. Doktor? Aha, gözlerimiz yollarda kaldı doktor ya. Sabahtan beri seni arıyoruz, hastane kazan biz kepçe. Arkadaşlar ben de her yere yetişmek isterim ama maalesef yetişemiyorum. Hekim bey, şimdi bizim anamız biraz yaşlı olduğu için doğumda bir sıkıntı olmaz değil mi? Yani normal doğum olsun, ne olur. Vallahi bilemem. Misal şu arkadaşın doğumu başarılı olmuş mu sizce? Tıp bu noktada çaresiz. Ulan tıpta da utanma yok derlerdi denermezdim ha. Hakikaten yokmuş utanması. Ulan sen divriğe geldiğinde 8 aylık tüp bebek tedavisi görüyordu. Ne olur ne olmaz deyip vazgeçtiler tedaviden. Takdir Allah'tan biz tedbirimizi alalım deyip tedaviyi bıraktılar. ben daha fazla sinirlenmeden doğuma gireyim. Hayırlı haberlerle çıkarım inşallah. Siz de daha fazla beklemeyin. Benim konsantrasyonumu bozmayın. Hadi. Hadi. Ağlama sen de ağlama. Hadi şaşkın, senin de artık 2 tane kardeşin var, hadi. Annelerin en güzeli, nasılsın? Neredesiniz lan siz? Doğuma girerken bile sediyemi başkası itti. Biz hekim beye bakmaya çıkmıştık. Yoksa biz seni yalnız bırakır mıyız? Ama sizi büyütürken yaptığım hataların hiçbirini kardeşinizi büyütürken yapmayacağım. Tam bir usta işi olacak bu. Sizden çok büyük ders çıkardım. Kütük bro oldu ama çok sevimli, şerefsiz. Ya anne ya, kardeşimizin zihinsel ve fiziksel gelişimini olumsuz etkileyeceksin. Bak nasıl da suratı ekşidi, nasıl da kıyamadı abilerini. Evet anne ya, sonra konuşuruz bunları. Şimdi Fernandez'in önünde bize fırça kayma. Onun adı Fernandez olmayacak. Sezai olacak adı. Anacığım sen... Ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu senin? Onun adı Fernandez olacak. Babamızdan kalan son mirası Sezai ismini koyamayız. Allah muhafaza, kaderi falan benzer. Çirkin, gudubet bir şey olur. Ben kardeşimin yüzüne sonra nasıl bakarım ya? Tabii canım. Hem yüzyıllardır onların sülalesinde bir tane Sezai olmuş. Nesilden nesile aktarmışlar bu ismi. Ama bu sonuncu Sezai diye aile meclisi kendi aralarında karar kılmış bu adamdan sonra. Onlar bile Sezai ismi bizim için bitmiştir diyorken biz niye koyuyoruz ana? Seni de doğurduğum gün hastanede bir papaz vardı. Seni gördü. Bana sen cennetliksin dedi. Niye diye sordum. 40 yıllık papazın böyle günah çıkaran görmedim dedi. Şimdi de karşıma geçmiş. Sezai'yi beğenmiyorsunuz. Bari siz yapmayın. Bari Fernandez olsun göbek adı. Hayır. Sezai olacak onun adı. Bu konu burada kapanmıştır. Rahmetlinin ismi bizimle yaşayacak. Are you talking to me? Ha? Ha, you are talking to him. Okay. Abi. Ne yapıyorsun lan? Ne yapıyorsun ya? Sabahtan beri kimse benimle konuşmuyor. Sıkıldım, ben de kendi kendime konuşuyorum. Ne yapıyoruz biz burada abi? Gözünü seveyim ya. Bir saattir yürü yürü orman bitti kardeşim. Biz hayvanı göreceğiz de telsizle haber vereceğiz de. Ben Eda'mı göreceğim ya. Bizim yürekte ne işimiz var ya? İnsan olmayan yerde hayvan mı olur oğlum? Gerçi kurban keseceğiz ya. Abisi o bu değildi. Bu İstanbullu, stada olmayan Beşiktaşlı gibi bize niye orada kıl kıl baktı? Kabız olmuştur abi. Alışkın değil ya organik yiyeceklere. Metin, acaba diyorum senin beyninde sinir hücresi yerine bağırsak hücresi mi var? Ya sen niye her olayı o bölgeden algılıyorsun ya? Adamcağız belki bizim kardeşimizin doğmasına sevindi. Ya duygularını belli edemiyor abi. Şehir insanı işte. Kalabalıklar içinde o kadar yalnız kalmış ki bir doğumu ölümle kutlayabilecek kadar duygusuzlaşmış herifsiz ya. Ne diyorsun lan? Ne diyorsun ya? Gidelim artık abi. Ben Eda'mı göreceğim ya. Ya abi gözünü seveyim bak, bırakalım gidelim diyorum sana ya. Benim dedelerim avcı değil kardeşim. Benim dedelerim toplayıcı. Ben eti hayvanın peşinden giderek değil, market reyonundan git.
Bunu zaten söylesem söylesem. Ya benim atalarım avcı değil kardeşim. Benim atalarım toplayıcı. Benim eti... Termina. Ya bizim atalarımız, bizim değil benim. Ya benim atalarım avcı değil. Benim atalarım toplayıcı. Benim eti hayvanın peşinden koşarak değil, market rayonuna gidip toplayarak ağzımı sikerek geçmedi. özür. Toplayarak seçmem lazım. Seçerek toplamam lazım. İşte bu. Sen ne burada? Abi gözünü seveyim bırakıp gidelim ya. Bir... Ya benim atalarım avcı değil kardeşim. Benim atalarım toplayıcı. Benim eti hayvanın peşinden koşarak değil, market rayonuna gidip seçerek toplamam lazım. Şöyle güzel tuzlayacağım, yağlayacağım, böyle bir terbiye edeceğim falan. Ali, Metin, dinleyin. Dinlemedeyiz İstanbullu, dinlemedeyiz İstanbullu, tamam. Ben kurban lazım dedim ya size. Ama hayvanların en acımasızını, en utanmazını, en rezilini kurban edeceğim ben. İşim bu benim. Oğlum biz sivrisinek kurban edeceksek tüfekle ne işimiz var? Dipçiğine vuracak herhalde. Değil mi? Değil mi? Sevdim ulan sizi. İyi insanlarsınız. Ama dedim ya, işim benim bu. Kişisel değil yani. Aklını sıkmayın. Metin. Eda. Geldin mi kız? Senin burada ne işin var kız? Lan. Ney? GPS yerimizi bildirdim. Yoksa bugün göremeyecektim. Bir gün görmezsem kör, iki gün görmezsem kötürüm, üç gün görmezsem... Ölürüm, 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 ölürüm. Beni kimse tutamaz, sen beni tutamazsın, yıldızlar tutamaz. Bir uçurum gibi düşerim gözlerinde. Ben yine yanlış şarkıya girdim değil mi abisi? Nereden nereye geçti adam ya? Oğlum niye başkasını çağırdınız lan? Başkası yok, başkası yok İstanbullu. Başkası yok, yanlış anladın. Sibel Kekilli dinliyoruz, Sibel Kekilli dinliyoruz. Peki, en nihayetinde bir kurşun fazladan. Yazık. O da sevdiklerinin ölümünü görmemiş olur. Üzülmez. Anlaşılmadı Serçe. Tekrar et. Anlaşılmadı Serçe. Again please. Serçe. Serçe? Serçe ne lan? Hamamda mı gördüler acaba? Metin, ben çok mutluyum. Ya ben? Gerçi sen daha mutlusun herhalde. Kalbin kaynıyor demek ki. Bak uç vermiş. Abi Eda kudurdu. Kırmızı noktayla geziyor. Lan! Metin! Eda! Metin! Köpek mi lan o? Götüm! Götüm gitti ya götüm. Niye pis burun vuruyor oğlum? Acıdı işte. Aha gözüm toprağa bakıyor. Emrah, senin ne işin var lan burada? Esas sizin ne işiniz var lan? Top oynuyoruz biz. Kaleye geçirdiler beni. Emrah, sen benim için kurşun mu yedin? Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Üşüyorum Eda, üşüyorum. Kapama gözlerini. Ya da canlı soba ol, yanıma yat. Eğer ölürsem benim memleketime gömmeyin. Nereye gömeyin? Koba kabarma sahillerine. Latinçikler üzerimde samba yapsın. İyileşebilecek miyim Eda? Keşke böbreğimden bulunsaydım ya. İki böbreğim var ama tek bir popişim var. Eskisi gibi olabilecek mi popişim? Eski halini bilmiyorum ki. Bunu neyse doktor halledecek. Gözlerini kaçırma Eda. Benle konuşurken popişime bak. Gerçi namahremimden başka bir yer göstermek isterdim ama ne yapayım? Kısmetinde bu varmış. Hala inanamıyorum ya. Resmen biri bizi öldürmek istedi. Kangalımı gördün ama dinle Eda. Nasıl yakaladı herifi? Adam! Normalde boğması lazımdı. Ama eğitimli bir kangal olduğu için adalete teslim etti. Zaten ilk müdahaleyi de sana kangalın yaptı. Vallahi açıkçası ben götünü yiyor sandım ama kurşunu çıkarıyormuş. Hakikaten eğitimli hayvanmış. Kusura kalmayın böyle dilek daldık ama dışarıda bir tane kangal var sahibini görmek istiyor. Şimdi hasta yakınıymış. Hayvancağız biraz tabii sahibini özlediği için böyle bir heyecandan mıdır? Gam yapmış, keder yapmış, sigaraya başlamış ya. Bir de Adıyaman tütünü müdür nedir? Nereden bulduysa patilerine ne güzel sarıyor biliyor musun? Ondan önce de kanını vermek için hemşireyi ikna etmeye çalışıyordu ha. Çağır kardeş çağır. Bir o eksikti. Zaten ameliyat mı yapıyoruz? Toplu açılış töreni mi? Belli değil. Eda biz çıkıyoruz. Sen de gel istersen. Yok ya ben biraz daha kalayım. Metin! Bastık çıktık. Popişimi kurtarmak için ne gerekiyorsa yapın. Gerekirse Kim Kardashian'dan, Jennifer Lopez'den, Sevtap Parman'dan popiş taklidi istiyorum. Yakışır değil mi Yedoşko? Etrafında bok getiriyor. Buraları da temizletelim bir. Sezai! Ölmemiş! Yaş
Başı! Bu dişleri nerede olsa tanırım. Bu o! Lan Sezai abinin yaşamasına sen niye bayılıyorsun? Doğru söylüyor. Asıl beni bayılmam lazım. Feyza, Hilmi çok şaşkın. Hilmi Bey, vallahi ben de çok şaşkınım. Sezai abi yaşıyor. Bana değil, dişi köpek. Abin heykeli kırdı ve hala benden özür dilemedi. Baba! Duraydım burada böyle. Açaydım kollarımı iki yana. Gelme diyeydim. Gelme Halil. Gelme diyeydim. Sezai, her şey bize bakıyor. Gelmeseydi o vakit. Ağzınız diliniz kopaydı, getirmeyeydiniz. Sizin yüzünüzden. Sizin yüzünüzden. Sezai. Kardeşim. Kardeşim. Sizin yüzünüzden. Abi yakın geçin şu adamı. Yıkmazsanız kafanızı kırarım sizin. Kızım gerizekalı mısın sen? Hı? Biz niye yıkalım? Oğlu yıksın. Halil. Sezai. Paracık oğlu. Lan yıkmazsan baban ömrü billah düzelmez. Yık geç. Sezai efendi. Oğlun geliyor. Durdur durdurabilirsin. Baba geliyorum baba. Geliyorum baba. Hepinizden nefret ediyorum. Hepinizden. Hepinizden nefret ediyorum. Hepinizden nefret ediyorum. Hepinizden. Hepinizden nefret ediyorum. Hayırdır kardeşim? Nedir bu nefret? Nedir bu kin? Bizim en büyük düşmanımız kim abi? Nefsimiz. Ha, o benim vücudumdaki en sevdiğim şey. Nefsimin kölesiyim. Onu köreltecek her şeyin de düşmanıyım. Bu dışarıdaki mahalleli. Özellikle Metin'le Ali. Ne yamuk yapabilir bize o yamuklar ya? Bizim gibi petrol zenginlerin en büyük düşmanı bunlar gibi müptezel mucitler. Biz petrolümüze yeni kavuşmuşken onlar benzini bitirmeye çalışıyor. Yo, buna izin veremeyiz. Cinna, vermeyeceğiz de zaten. Bu borcularla petrolcülerin savaşı olacak. O halde. Seyirciler hazır mıyız? Seyirciler hazır mıyız? Evet.